Merhabalar, ben Dilan. Projeye bir kukla sanatıyla dahil oldum. Fırtına habercisi kuşumun adı da yaptığım kuşun. Ay, heyecanlandım. Ben GSF'ye bir kukla projesiyle dahil oldum. Projenin ismi Fırtına Habercisi. Aslında bu dev bir kukla. Üzerinde böyle bir sürü gazete küpürleri görüyoruz ve yaklaşık böyle 2'ye 3 metre boyutlarında. Yani Türkiye'de gördüğümüz bazı gerçekler var ve bunları aslında ben bu tanıklık temasıyla bağdaştırmayı hedefledim. Ve o kuşun üzerinde de bunların neler olduğunu en açık biçimiyle göstermeyi niyetlendim. Yani evet, aslında kuşu gördüğümüz zaman aklımıza doğrudan böyle zaten bir özgürlük teması geliyor. Ama biraz bunun dışında daha harekete geçirici bir kapsamı da olmasını istedim. Ve bundan dolayı aslında o kuşun da hareketini görebilmemiz adına sergideki halinde de tüm o işte o sopalarını, o teknik aksamını da göreceğimiz bir biçimde sergilemeye niyetlendim ve şu anda da öyle. Benim böyle tanıştığım birkaç kavram ve tiyatro sonucunda ben böyle bir şey niyetlendim. Ekmek ve Kukla Tiyatrosu'yla tanıştım birkaç sene önce. Ve aslında bu tiyatro politik bir kukla tiyatrosu. Ve işte kuklanın da esasen geçmişteki o radikal kimliğini de bugüne taşıyan bir yönü var. Ve bu açıkçası beni çok etkiledi. Çünkü aslında öyle böyle şey ki, kerametli bir şey ki bu alan. Yani hiç konuşmadan da aslında derdini ifade edebiliyor. Yalnızca oradaki bir hareketiyle, varlığıyla, duruşuyla ya da işte üzerindeki herhangi bir dokuyla. O anlamda aslında benim için de etkileyici bir yerde duruyordu. Benim atölyem de böyle çok mahalle arasında bir yerde, böyle bir binanın altında. Ve işte oradan gelen geçen insanlar İşte meraklanıp soruyorlar içeride bir şeyleri gördüklerinde de. Ve hep şey, şöyle bir algı var tabii genel olarak. İşte kuklanın daha böyle hep işte peluş, sevimli, işte hep güler yüzlü ya da canlı renklere sahip olması gereken bir şeymiş gibi yaklaşılıyor. Ya da daha geleneksel bir yerden işte o zaman Karagöz Hacivat mı yapıyorsun gibi bir yere gidiyor muhabbet. Ama esasen benim açımdan öyle değil. Yani bugünkü bu algısının yanında aslında az önce de dediğim gibi geçmişteki o radikal karakterini biraz öne çıkartmaya niyetleniyorum ben de. Çünkü hem bugüne baktığımda bu kimliği bir yanıyla çok da unutulmuş gözükmüyormuş gibi. Ve bugün Türkiye'de de aslında buna çok ihtiyacımız olduğunu düşündüğüm için biraz öyle bir yerden hareket etmek gerektiğini inanıyorum ben de. Ve bu yüzden yani bu radikal kimliğine kıymet veriyorum açıkçası. Ya tanıklık için şunları söyleyebilirim. Aslında böyle salt bir şeylere şahit oluyor olmaktan ziyade sanki bir yanıyla bir sorumluluk ve zorunluluk yüklüyormuş gibi bir yerden ele alabilirim. Çünkü neticede bir şeylere şahit olduğumuzda aslında o bize bir şey bırakıyor ve ona karşılık bir şey yapma ihtiyacı duyuyoruz. Yani kuklaya olan yaklaşımım da biraz buradan geliyor aslında. Bunu söyleyebilirim sanırım.